Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında Allah bütün günahları affeder mi sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. İnsan mahiyetinde günah olan, mahiyeti günahla yoğrulmuş olan bir varlık. Hazreti Adem ilk insan, malum Hazreti Adem ve eşi Havva bir ağaçla imtihan edildiler ve şeytanın dizisiyle mahiyetlerindeki merak duygusunun da tahrikiyle o ağaçtan, o ağacın meyvesinden yediler, dünyaya gönderildiler. Hazreti Adem ve Havva bu şekilde bir tabiata sahip oldukları gibi aslında onların bu tabiatı bizim de tabiatımızı sembolize ediyor. Yani insan günahlara meyilli bir varlıktır. Ve insan bu dünyada imtihan ediliyor. Hazreti Adem ve Havva bir ağaçla imtihan edildi. Bizler de günah ağacıyla imtihan ediliyoruz. Günah ağacının kökü kalptedir. Dalları insanın azalarındadır. Ve kalpteki olan küfür, inkar. Bir insanın kalbinde küfür, inkar varsa artık o günah itibariyle pek çok günahları yapmaya da müsait bir halde demektir. Ardından mesela göze bakan günahlar vardır, kulağa bakan günahlar vardır, dile bakan günahlar vardır, mideye bakan günahlar vardır, elle alakalı günahlar vardır. İnsanın bütün azaları günah işleyebilecek bir durumdadır. Ve insan çok zayıf, huligal insanu daife, insan zayıf olarak yaratıldı. Günahlara karşı da zaafı var. Öte yandan içimizde nefis var. Günahlara meyilli. Nefsin hevası, kötü istekleri var ve nefis bu noktada ısrarlı. İlla şunu isterim, illa bunu isterim diye tutturabiliyor ve günahlara şiddetli bir şekilde bizi teşvik edebiliyor. Bir de dışımızda bir varlık olarak içimize de etkisi olan, içimizden lümme-i şeytaniye denilen kalpteki bir merkezden vesvese verebilen şeytan var. Ve şeytan da günahları allayıp pulluyor, süslüyor. Affedersiniz, pisliği ambalajlıyor, güzel bir şey gibi takdim etmeye çalışıyor. Her taraftan adeta kuşatılmışız. İçeriden şeytanın geçici bir talebesi durumunda olan nefis böyle günahlar istiyor. Dışarıdan şeytan bunları teşvik ediyor, tahrik ediyor. Bir de şeytan fikirli kimseler etrafta kol gezmekte. Bunlar da insanı böyle günaha sevk ediyorlar. Özellikle günümüz şartlarında günahlar çok daha yaygınlaşmış. Tarihin bütün devirlerinde günah vardı. Tarihin bütün devirlerinde insanlar günah işliyorlardı. Ama herhalde tarihin hiçbir devrinde rezalet bu boyutlara varmamıştı. Öyle ki günümüzde bazı televizyon kanalları rezaleti, günahları adeta çok güzel bir şey tarzında insanlara telkin ediyor. İnsanları günahlara teşvik ediyor. Ve günümüz insanı isterse günahlara çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Ve edep, haya çok yara almış. Manevi değerler depreme maruz kalmış. Erozyona maruz kalmış. Bunun neticesinde günah her tarafı istila edebilmiş. İşte böyle bir ortamda pek çok insan büyük veya küçük bazı günahlara maruz kalıyor. Ve özellikle büyük günahlara maruz kalanlar kalbinde de bir iman varsa iç aleminde çok büyük çatışmalar hissediyorlar. Ve ben böyle günahlara girdim, acaba Allah beni affeder mi? Sorularla İslamiyet'e zaman zaman bu türden de sorular geliyor. Mesela soru sahibi diyor ki ben işte fazla da bilmiyordum, nefsime mağlup oldum, şeytana mağlup oldum. Şu kadar yıl ömrüm günahla geçti. Her türlü haltı yedim, her türlü günaha girdim. Ama şu anda pişmanım. Acaba Allah beni affeder mi? Değerli izleyenlerim, o insan samimi olmak şartıyla ve gerçekten ciddi anlamda Allah'a dönmesi, yönelmesi şartıyla Allah onu affeder. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bu kendiliğimizden bizim söyleyeceğimiz bir ifade değil. O bizi aşar. Ama Allahu Teala bu noktada teminat vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُس۪يهِمْ
La taknatu min rahmetillah. De ki, ey nefislerine zulmeden kullarım. Yani günahlara girmek suretiyle nefislerine zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnnallâhe yâfiruz zunûbe cemî'a. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'deki en müjdeli bir ayet olarak kabul edilir. Ve çok tekitli, böyle destekli, kuvvetli ifadelerle Allah-u Teala'nın bütün günahları dilerse affedebileceğini bize bildirir. Bununla alakalı ben Vahşi örneğini vermek istiyorum. Malum Vahşi peygamberimiz döneminde Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olan peygamberimizin amcası, aynı zamanda en önde gelen Müslümanlardan biri olan Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olan kişi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde genel bir af ilan ediyor. Ancak 5-10 kişiyi bu aftan hariç tutuyor. Bunlardan bir tanesi de Vahşi. Ve peygamberimiz bu şahıslarla alakalı diyor ki, yani bunların cinayetleri var, Müslümanlara verdiği çok büyük zararlar var. Peygamberimiz bunlarla alakalı diyor ki, bunlara eman yok. Bunları diyor, Kabe'nin örtülerine sarılmış vaziyette de bulsanız bunları öldürün. Yani haklarında vur emri çıkıyor. Vahşi kaçıyor ve belde belde, diyar diyar kaçıyor. Ama kaçmakla nereye kadar gidecek? En sonunda gelip peygamberimizin yanına varıyor, aman diliyor. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona aman veriyor ve öldürtmüyor. Ve bu vesileyle biraz önce okumuş olduğumuz ayeti kerimenin nazil olduğu ifade edilir. Daha evvelinde şu ayet de var. İnna Allahe la yagfiru en yushraka bihi ve yagfiru ma dun zalike limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında Allah dilediğini affeder. Vahşi bu ayet-i kerimeyi duyduğunda, ama yani Allah dilediğini affeder, bu benim için bir garanti olmuyor diyor. Ardından diğer ayet-i kerimede nazil olduğunda o zaman Vahşi rahatlıyor. Ve Vahşi Müslüman olarak yaşıyor ve Müslüman olarak hayatını devam ettiriyor. Bakın bu kimse Hazreti Hamza gibi bir zatı şehit etmiş, hakkında vur emri verilmiş olan bir kimse, ama Allah'a iltica ettiğinde, peygamberimizden aman dilediğinde peygamberimiz aman veriyor ve hakkında bu kişiyle alakalı o münasebetle ayetler geliyor. Allah bütün günahları affeder. Dolayısıyla velev büyük günah da olsa bir insan cahiliye döneminde bu gibi günahlara girmişse, ardından aklı başına geldiğinde bunlara çok ciddi bir şekilde pişman olması gerekir, tevbe etmesi gerekir ve ardından yeni beyaz bir sayfa açması gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine şöyle buyuruyor. Diyor ki, sizin eski hayatınız geride kaldı. Malum sahabelerin eski hayatlarında cahiliye döneminin hükümleri var ve cahiliyenin üzerlerinde etkileri var. Bir takım günahlara da girmişler. İşte peygamberimiz onlar geride kaldı diyor. Ve şu anda sizin için beyaz bir sayfa açıldı. Eski günahlarınızı tekrar etmemek şartıyla onlardan suale tabi değilsiniz diyor. Benzeri bir durum günümüzdeki insanlar için de elbette geçerlidir. Günümüzde bir insan bilerek veya bilmeyerek bir takım günahlara girmiş olabilir. Kul hakkıyla alakalı şeylerse bunların böyle affedilmesi için diğer tarafa müracaat eder, hakkını helal eder, helalleşir. İbadet gibi konularda ise ibadetini telafiye çalışır ve doğrudan Cenab-ı Hakk'a iltica ile günahlarının affedilmesini ister. Samimi olduktan sonra Allah onu affeder. Bu noktada insanın böyle ümitsizliğe düşmesi, artık ben bütünüyle Allah'ın rahmetinden mahrum kaldım, ben hangi yüzle Allah'ın huzuruna çıkayım demesi uygun değil. İnsanın evet günahından dolayı pişmanlık duyması güzeldir, hacalet duyması güzeldir, ama bu onu ümitsizliğe sevk edecek boyutta da olmamalı.
Eğer ümitsizliğe sevk edecek şekilde olursa artık o insan her çibat abat ne olursa olsun diyebilir ve bunun neticesinde daha böyle günahlara, her türlü günaha, rezalete daha fazlasıyla dönebilir. Bunun yerine eskiliği kapatmak, yeni bir sayfa açmak en güzelidir. Cenab-ı Hak hepimize hem küçük günahlardan hem de büyük günahlardan uzak, tertemiz bir hayatı nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.